Bu oturum etki alanında veriye dayalı yaklaşımlara ışık tutmayı, veriye dayalı planlar oluşturmanın önemini keşfetmeyi ve yatırımcıları hem de uygulayıcıları bilinçli kararlar alma ve kaynak tahsisini optimize etme konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Veri, etki ve iletişim arasındaki sinerjiyi ortaya çıkarmak bu panelin temelini oluşturacaktır. Paneli gerçekleştirmek üzere sahneyi Sayın Sinem Güravşar Gökçe'ye bırakıyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ekip burada, bir panelistimiz kayıp, onu da aldığımız anda başlayabiliriz. Hocam alkış istiyorsanız, isterseniz bir kez daha. evet, hoş geldiniz tekrar. Bugün iki günlük zirvemizin son gününün son panelindeyiz. Gerçekten böyle bir kalabalığı bu saatte bulmak bizim için çok güzel ve ileriki yıllarda da bu etkinlikleri devam ettirmek için çok güzel bir motivasyon oldu bizim için. Çok teşekkürler. Bu panelde sona kaldı ama aslında etki, ölçüm ve yönetiminin belki de en çetrefilli konularından birine değineceğiz. Veri konusuna, veriye dayalı içgörü oluşturma konusuna değineceğiz. Tabii bu sadece bizim ülkemizde değil, global olarak önemli bir problem olarak, bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Ama belki bizim gibi kayıt kültürünün daha zayıf olduğu ülkelerde biraz daha kronik bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ben tabii panelin konusu veri olunca birkaç veri paylaşarak başlamak istedim. 2019 yılında yine bu salonda Türkiye'de sosyal girişimlerin durumu araştırmasının lansmanını yapmıştık. Burada da yazarlardan bazılarını görüyorum. Orada neden sosyal etkinizi ölçmüyorsunuz sorumuza %58 oranında nasıl yapacağımızı bilmiyoruz cevabı verilmişti. %36'sı da veri topluyoruz ama nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz demişti. Tabii 2019'dan bu yana köprünün altına epey sular aktı ama veri toplama, ölçme ve değerlendirme ve bunun iletişimine dair sorunların son yaptığımız araştırmalarda hala devam ettiğini görüyoruz. Bugün de bu konuya eğileceğiz. Aramızda çok önemli konuklarımız var. Hepsi veriye farklı açılardan yaklaşıyorlar ve buna dair deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Ben ilk başta İnan Hocam'la başlamak istiyorum. TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi direktörümüz kendisi. Kendisiyle sosyal fayda için veri bilimi programını yürüttük ve bu süreç içerisinde veri inovasyonu, veri olgunluk çerçevesi gibi farklı kavramları da öğrenme fırsatımız oldu. Hocam, sorun biraz daha altlık oluşturması açısından bugünkü konumuza. Veri bilimi perspektifinden bakıldığında sosyal ve çevresel etkinin ölçülmesinde en büyük zorluklar neler ve girişimler bunları aşmak için neler yapabilirler? Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi açık galiba. Öncelikle teşekkür ederim davet için. Yaklaşık bu iki gündür dinlediğimiz konuşmaların büyük çoğunluğunda işte ölçmeye, değerlendirmeye, sosyal etkiye farklı bakış hep datayla beraber yürüyor doğal olarak ve datanın ne kadar olduğu, verinin ne kadar önemli olduğunu da burada tartışıyoruz. Pek çok farklı örnek dinledik, iyi örneklerde dahil olmak üzere farklı çerçeveler dinledik ve burada ortaya çıkan temel sorunlardan bir tanesi de aslında yeterli ve olgun veriye erişememek. Şimdi bu problem sadece bu alana özgü bir problem değil öncelikle. Bu her türlü kurumun etki amacı gütsün veya gütmesin, veri odaklı bir kültür oluşturabilmesi, kendi kararlarını veri odaklı alabilmesi, aslında dijital dönüşüm adını da verebileceğimiz süreç, tüm kurumlar için zorlu bir süreç aslına bakarsanız. Bunun en büyük sebebi, işte iletişim teknolojileri artık çok hızlı gelişti, çok fazla veri üretebiliyoruz, farklı şekillerde üretebiliyoruz. Ama kültürel olarak bunu karar mekanizmalarına katacak organizasyonel yapılarımız ve süreçlerimiz o kadar olgun değil. Belki bir fikir vermesi açısından birkaç istatistikle ben paylaşayım. Dijital dönüşüm projelerinin dünyada %60'ından fazlası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Geri kalan %40'ında da çok çok büyük dönüşümler elde edilmiyor. Bunlarda da küçük adımlarla ilerleyen bir dönüşüm sürecine gidiliyor aslında. Bugün burada konuşurken, bu iki gündür konuşurken etki ölçümünü
Sürecin zorluklarından da bahsettik ama iyi örneklerini de gördük. Zorluklardan bir tanesi çok farklı çerçeveler var, yaklaşımlar var. Şimdi bu tabii temel bilimlerde olduğu gibi yöntemlerden bahsetmiyoruz. Matematiksel formüllerden, istatistiksel formüllerden bahsetmiyoruz ama prensiplerden ve ilkelerden bahsediyoruz. Bu farklı çerçeveler de aslında etkiyi ölçmek için bir takım prensipler tarif ediyor. Bu prensiplerle beraber gelen yöntemler de var. Bir tanesini bugün detaylı olarak dinledik, ESRO'yu. Ama aslında çok kuvvetli bir araç olmasına rağmen onun da bir sihirli değnek olmadığını, onun da sınırları olduğunu, bize bilgi sağladığını, bunun için çokça veri toplamamız gerektiğini ve bu veri toplama sürecinin de aslında çok meşakkatli olduğunu, ama bilgi ürettiğini ve özellikle oluşturduğumuz değerin iletişiminde bu yöntemin bir açıklayıcı olduğunu da gördük baktığınızda. Dolayısıyla aslında bu perspektiften bakınca sosyal etkiyi ölçmek, diğer alanlardaki veri odaklı etki ölçümlerinden, veri odaklı karar vermelerden çok da kötü bir durumda değil. Dolayısıyla bence bu iyi bir haber. Yani sadece sosyal etki alanında çalışanlar için bir problem değil bu. Diğer alanlar da için de bir problem. Kaldı ki yani etki amacı gütmeyen şirketleri, büyük organizasyonları ve yapıları düşünürseniz onların finansa, teknolojiye, insan kaynağına, veri ve benzeri alanlarda çalışan erişimleri çok daha kolay. Burada şöyle bir avantajımız olduğunu düşünüyorum ben. Bu alanda çok fazla yaklaşım var, çok fazla çerçeve var ama bunların bir bütünlüklü, birbiriyle eşleştirilebilen, birbiriyle konuşan bir yapısı da var. Ve ölçmekten aslında ne anladığımızı biraz tanımlamak da, doğru tanımlamak da belki sonrasındaki süreci, datayla olan ilişkimizi çok daha açıklığa kavuşturacak. Bugün Sinan Hoca sanırım bir şeyde bulunmuştu. Özellikle kamu tarafında çalışırken bu tek bir rakama bakarak, metreye bakarak etkiyi anlatma kısmında. Etkinin iletişimini kurarken tek bir değer üzerinden bir şey anlatmak oldukça zor. Yani ölçmekten kastımız fiziksel alanda olduğu gibi böyle tek bir sayı, 3-5 tane sayı ve tüm gerçekliği anlatıyor değil. Günümüzde teknoloji gelişti, işte tıbbi görüntülemelerden tutun, ölçtüğümüz fiziksel olarak pek çok şeyi çok detaylı ölçebiliyoruz. Dolayısıyla aklımızda ölçmek olduğu zaman sosyal alanda da böyle bir beklentimiz var. Bizim elimizde metrikler olacak, göstergeler olacak, sayılar olacak, grafikler olacak, ilişkiler olacak ve bunlara baktığımız zaman hepimiz aynı şeyi anlayacağız, hepimiz ortaklaşacağız ve evet diyeceğiz, ölçmek istediğimiz şey bu çıktı. Halbuki bu alandaki ölçüm, benim kendi kanaatim, izlemim, gözlemim, tecrübem şunu söylüyor, böyle bir ölçüm değil. Böyle bir ölçüm beklentisi içinde olduğumuz için de ölçmekte zorlanıyoruz. Bunun datasını nasıl toplayacağımızı bilmiyoruz. Hangi çerçeveyi seçeceğimizi, hangi datayı toplayacağımızı ve neyi raporlayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla en önemli şeylerden bir tanesi bence neyi ölçeceğimizi paydaşlarımızla beraber. Ölçmek kendimiz için önemli. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, nerede kuvvetliyiz, nerede zayıfız? Kendimizi değerlendirmek için önemli ama öte yandan paydaşlarımız için de önemli. Fon vericiler için önemli, yatırımcılar için önemli. Bizim aldığımız aksiyonlardan, yürüttüğümüz programlardan etkilenenler için önemli. Dolayısıyla etkiyi ölçerken aslında bu ölçümün ne olduğuna da önce bir karar vermemiz lazım ve beklentileri de yönetmemiz lazım. Sinan Hoca buna çok güzel bir vurgu yaptı. Eğer buradaki yönetimi çok doğru yapamazsak eğer, beklenti eğer çok fiziksel alanda olduğu gibi bir takım göstergelerle her şeyi açıklayacağız olduğu zaman çok ciddi problemleri yol açıyor. Elimizdeki araçlar ne kadar kuvvetli olursa olsun. Birinci söyleyebileceğim şey o. İkincisi ölçmek bence işte yani etki odaklı çalışıyorsanız olmazsa olmazlardan bir tanesi. Organizasyonların yapıları, büyüklükleri değişmekle beraber genelde bu alanda çalışanların bir hedefi var, bir amacı var. Buna inanıyorlar. Sahada çok büyük emekler harcıyorlar. Orası belki çok daha zor olabilir. Sahadaki operasyonu yürütürken hissetmedikleri bir zorluğu ölçme konusunda hissettikleri gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani konuştuğumuz konular kolay meseleler değiller. Yani cinsiyet eşitsizliği konusunda bir takım aksiyonlar almak istiyoruz, istihdam konusunda almak istiyoruz, eşitsizlikleri çözmek istiyoruz. Bu meselelerin kendileri kolay meseleler değil. Dolayısıyla bunları ölçmek, sayısallaştırmak, bir gösterge setiyle göstermek de kolay değil. Ama öte yandan bunları ölçmeden, bunlara dair bir değerlendirme olmadan hem kendimizin karar vermesi, nereye gittiğimizi görebilmemiz hem de paydaşlarımızın süreç içerisindeki rollerini, angajmanlarını sağlayabilmemiz mümkün değil. O yüzden aslında etki ölçümü tarafında
sıkça neredeyse buradaki bütün konuşmacıların söylediğini data tarafında da söyleyebilirim. Bu yapmamız gereken bir şey ve bir yerden başlayacağız. Nasıl başlayacağız, nereden başlayacağız sorusunun net bir cevabı yok. Konuşmalarda çokça sorularda özellikle çokça şeyi dinledik. Elimizde bir hangi yöntem daha iyi? Bir roadmap var mı? Bir kullanabileceğimiz bir net bir yol haritası, bir süreç var mı? Maalesef yok. Ama ilkeler var, prensipler var, iyi örnekler var. Dolayısıyla oradan ilham alıp aslında kendi ne yapacağımıza karar verip, nasıl ölçeceğimize karar verip, sonrasında datayı bununla ilişkilendiren, hangi veriyi nasıl toplayacağım ve ne için toplayacağım tabii ki önemli, bir yola çıkıyoruz. Bu bir yol. Bunun cevabı her zaman yolun başında belli değil. Çıktığımız yol belki başka bir yere gidecek. Eksik olacak, kötü olacak. Veriyi toplayamayacağız, istediğimiz sonuçları vermeyecek. Ya da başka yollara sapacağız, bu veriyi toplayamıyorsak o zaman başka şeyler soralım, başka veriler toplayalım. Ama biriktikçe, hem veri biriktikçe ve bu veriyi amaç doğrultusunda kullandıkça aslında ikna ediciliğimiz artmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında veri odaklı ölçmek, veriyi kullanarak sosyal etkiyi ölçmek benim açımdan hikaye anlatmak demek. O yüzden topu biraz da Nersan Hocam'a atacağız galiba sanırım. Çünkü çok farklı yöntemlerle, işte bir SROI örneği dinledik, sayısallaştırma ve parasallaştırma örneği. Etkinin bir yüzünü gösteriyor sadece, her şeyini değil. İnsanlarla konuşuyoruz, Koda örneğinde anlattı arkadaşımız. İnsanlarla birebir dokunup onların hikayesini anlatmak başka bir yönünü yansıtıyor. Odak grup toplantıları yapıp yüzlerce insanla konuşup onlardan bir ortak çıktı elde ettiğimiz zaman etkinin başka bir boyutunu, başka bir katmanını daha koyuyoruz. Ve daha net bir görüntü oluşmaya başlıyor. Daha iyi ölçmeye başlıyoruz. Ama hiçbir zaman bu görüntü tamamen netleşecek mi? Bir çok iyi çekilmiş bir fotoğraf gibi en detayına kadar görebilecek miyiz? Muhtemelen hayır. Ama çabanın kendisi, sürekli veriyle desteklenen, farklı yöntemlerle beslenen, birbirini destekleyecek şekilde ölçmek ve bunları kendi amacımız ve kendi hikayemiz doğrultusunda iletişimini doğru kurabilmek, farklı paydaşlara farklı seviyelerde kullanılabilir şekilde açmak, şeffaflık belki de sürecin en önemli parçası olacak. Çok teşekkürler İnan Hocam. Sabahki oturumlarda da aslında biraz konuşuldu ölçme ve değerlendirme konusu üzerinden. Daha çok veri konusu genelde müdahaleler bittikten sonra gündeme geliyor ve çoğu zaman geriye dönük veri toplamak da mümkün olmuyor. Bu noktada D&D Lab'in kurucu ortaklarından biri Mehmet'e dönmek istiyorum. Biliyoruz ki aslında sosyal etki çerçevesi yaratılmak istenen değişim odağında en başından kurgulanmalı. Peki bunu girişimler ya da diğer paydaşlar, alanda çalışanlar nasıl stratejilerine ve operasyonlarına entegre edebilirler en başından itibaren? Çok teşekkürler Sinem. Ya bu noktada aslında D&D Lab'a gelen süreç benim bu etki ölçümünde veri toplama ve raporlama sürecini en sona bırakmaktan dolayı çektiğim eziyetten kaynaklı aslında kuruldu diyebilirim. Ben iletişimci olmakla beraber yaklaşık 10 yıl boyunca önce bir ulusal sivil toplum kuruluşunda, arkasından bir UN kuruluşunda, arkasından da Microsoft'ta özellikle etkiye dayalı hem yatırımlar hem sivil toplum ilişkilerini yönettim. Buralarda da bir tarafta hem operasyon, bir tarafta işte fon sağlama kısmı, bir tarafta doğrudan projenin kendisinin kurgulanması ne kadar etkiye dair birçok aslında süreçte bulundum diyebilirim ve muhtemelen bugün bu salonda olan herkesin de yaşadığı işte 3 ayda bir ya o Excel'ler nerede, kişi sayılarına ulaşamadık, işte kaç kadına ulaştık, ya çocuklarıma ulaştık, biz dezavantajlı grupları nasıl tanımlıyorduk, böyle mi sayarız, şöyle mi sayarız diye. Özellikle hem bir yandan çok fazla hakikaten performans metriklerini takip etme konusu 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da işte donör ya da o yatırımcı kuruluş artık hangi aralıkta istiyorsa o zaman aklımıza gelen bir şeydi. Bunun özellikle o dönemlerde de tabii ki etki analizi özellikle bu ÇED raporlarıyla birlikte zaten aslında hep hayatımızda olan bir konuydu. Özellikle etki ölçümü konusu ama işin biraz daha dün de bahsedildi filantropiden artık özellikle toplumsal konuların sadece tek taraflı değil bunların da daha ölçülebilir, daha metriklere, metodolojilere dayalı, daha bilimsel bir şekilde yapılmaya başlanmasından itibaren aslında böyle bir şeye bizim gerçekten ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bundan dolayı da
son zamanlarda bu konuyu konuşuyoruz ve artık bugün itibariyle ki dekanın da burada bence payı çok büyük, özellikle bu konunun bir gündem haline getirilmesiyle artık etki yönetimini gerçekten konuşuyoruz ve bunu ölçerek yapmayı konuşuyoruz. Bu çok değerli. Hani burada çok fazla işte washing konusu da çok fazla konuşuluyor ki bence onun bile olması iyi bir şey, çünkü daha öncesinde bunu da konuşmuyorduk. Yani insanların gerçekten çevreye dair, topluma dair, özellikle kurumların bir şey yaptığını göstermeleri bile aslında önümüzdeki süreçte bunun daha nerelere evrileceğini aslında bize ciddi anlamda gösteriyor diyebilirim. Soruna gelecek olursak, yani bunu hani nasıl özellikle hem çünkü etki analizi dediğimiz şey aslında bir veri toplama süreci, verinin anlamlandırılması, işlenmesi ve daha sonrasında analiz edilmesi ve oradan aslında sonrası önemli olan. Çünkü bu süreçlerde genelde raporlamada da hep öyleydi çalıştığım yerlerde. İşte çok güzel verileri toplarız, rapor çok güzel yayınlanır, işte yaklaşık bir ay kadar uğraşılır ama karara hiçbir etkisi olmaz. Ondan dolayı bugün aslında Akadet de bahsetti. Birinci kural bir etkinin ölçülmesi ve ona yönelik olarak yönetilmesi için kurumların, bu girişimler de olabilir, sivil toplum kuruluşları da olabilir, girişimler de olabilir, karar vermeleri gerekiyor önce. Gerçekten etkilerini görmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Çünkü etki ölçümü her zaman çok tatlı sonuçlar vermiyor. Ki bu son, yani çoğunlukla özellikle çevresel anlamda baktığımızda negatif sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden aslında washing'e yöneliyorlar. Öbür taraftan bugüne kadar biraz daha sivil toplumun yüklendiği işin biraz daha sosyal etki tarafına bakınca orada da aslında yapılan investment'ın, yapılan yatırımın karşılığının sadece kafa sayımıyla karşımıza geldiğini görüyoruz. İşte 100 kişiye eğitim verildi, 1000 kişiye işte atıyorum kodlama eğitimi verildi. Fakat kaç kişi şu an gerçekten kod yazabiliyor o verilen ekibin içerisinde? Esas etki orada, onu ölçmek gerekiyor. Ondan dolayı da hani karar verdikten sonra ya evet biz işte günahıyla sevabıyla bu süreci yapacağız ve bununla ilgili de bir daha sonrasında ne yaptığımızı dair bir rapor çıkartacağız, kendimize bir hesap çıkartacağız dediğimizde karar aşamasından sonra gerçekten etkide bulunulmasını amaçlandı. Bu işte SDG'ler olabilir, 17 amaç zaten orada çok iyi bir yol gösterici. Yani her şeyi kapsamamakla beraber alt başlıkları, işte onların ölçüm metotları, orada önerilen yol haritaları zaten hakeza çok ciddi bir alan açıyor ölçüm açısından. Ve ondan sonrasında da aslında işin biraz daha data ile ilgili kısımları geliyor. Yani özellikle işte hem nitel hem nicel verilerin toplanması, biraz rapor deyince bugün hani hep de bahsedildi, ESRO'yu analizlerinde daha keza öyle, etki ölçümü raporlarında da öyle. Genellikle 50 sayfalık raporun sonuncu sayfasındaki işte ne kadarlık bir etki yaptık, işte 1 dolara ne kadarlık bir çarpan etkisi yaptı ya da işte atıyorum kaç kişiye ulaşıldı gibi tabloları genelde merak ederiz ama o sürecin içerisindeki işte etmenler, hani kimlere ulaşıldı, kimlerle görüşüldü, gerçekten katkı etki neydi? O yüzden bir yani ölçülebilir hedefler koymak işin en başından itibaren, yani projeyi ilk tartışmaya başladığımız günden itibaren ölçülebilir hedeflerle aslında yola çıkmak gerekiyor. Ondan sonrası aslında İnan Hocam da bahsetti, tamamen bir kültür meselesi, bir kurum kültürü meselesi. Çünkü ya artık veri toplamak için yeterince aracımız var, ücretli ücretsiz. Yani internette bir sürü form aracı var, bir sürü etki ölçümü platformu var. Artık yavaş yavaş görüyoruz onları da, hatta biz de bir tanesinin üzerinde çalışıyoruz şu an. Ama hani oradaki hikaye şeyden ziyade, hani araçtan, teknolojinin kendisinden ziyade o teknolojiyi kullanacak bir kurum kültürünü oluşturmak temel olarak. Ondan dolayı ekibin teknik olsun teknik olmasın, çünkü bugüne kadar veri yönetimi konusu hep IT'nin ya da işte atıyorum ekiplerdeki data analizcilerinin tek elindeydi. Ve bundan dolayı hep işte en son analizi yapacak olan arkadaşlara çoğunlukla hazır veriler geliyordu ama onlar acaba doğru mu
geldi o noktaya kadar, doğru mu işlendi? Ve işin aslında en temel kısmı da o sürecin tasarlanması en başından en sonuna kadar. Yani hangi aşamalarda hangi veriler ne sıklıkla toplanacak, nerede saklanacak, nasıl işlenecek ve daha sonrasında bu karar süreçlerine nasıl etki edecek? Ve edecek mi etmeyecek mi? O karar vericileri o konuda karar vermeye, ya biz bu yatırımı ilk yaptık ya da biz bunu yanlış yaptık, ya bizim bir yıldır buraya ya verdiğimiz emek yanlış oldu, biz burada yapamadık demeye acaba ikna edebilecek miyiz? Eğer ikna edebileceksek gerçekten etki ölçümü bir anlam ifade edecektir işin sonunda. O yüzden yani teknik taraflarında çok fazla metodoloji var. İşte GRE'ler var, SDG'ler var. Çok fazla sayabiliriz orada. Bunların hepsi çok değerli. Kesinlikle yolda zaten onlar ışık tutuyor. Hani nasıl yapacağımıza. Ama işin geneline bakınca aslında bu bir yönetişim meselesi diyebilirim. O zaman belki daha geniş vakitte konuşmamız gereken stratejileri, operasyonları nasıl entegre edebiliriz değil de veriye dayalı bir kültürü nasıl oluşturabiliriz? Çünkü onlar olmadan stratejiyi de üzerine kurmak mümkün olmuyor. Arda, bu noktada size dönmek istiyorum. Siz de bu alanda küresel anlamda önemli işler yapan Ipsos'un Türkiye ayağında faaliyet gösteriyorsunuz. Ipsos misyonunu toplumun, piyasaların ve insanların gerçek anlamda anlaşılması olarak tanımlıyor. Ipsos Türkiye bu kapsamlı anlayışa farklı sektörlerde ulaşmak için veri toplama ve analizine nasıl yaklaşıyor? Yani çok farklı sektörlere yönelik çalıştığınızı biliyoruz. Bu nasıl bir farklılık ve yaklaşım sunuyor size? Çok teşekkürler öncelikle. Aslında konuştuğumuz yerde dünden beri böyle hani farklı veriler konuştuk. One size does not fit for all dedik. Ceyda Hanım şeyi söyledi, yani farklı koşullar farklı analizler gerektirir. Az önce İnan Hocam da söylediği gibi hani bir yerden başlamak lazım ve tek bir tane gerçeklik olmayabilir ya da gerçeklikten ziyade tek bir tane doğru yaklaşım olmayabilir. Ceyda Hanım da söylediği gibi sizin kurumunuzun ihtiyaçları ya da o kurumun kendi stratejisi doğrultusunda kurgulamaya çalıştığı sosyal fayda neyse o faydayı doğru ölçümleyebilmek gerekiyor. Aslında baktığınızda Ipsos'ta bu noktada hani farklı sektörlerden, hızlı tüketim malları olsun, sağlık sektörü olsun, hükümetlerle olsun, NGO'larla olsun, ihtiyaçlarını dinleyerek o ihtiyaca yönelik olarak bir takım dizaynlar gerçekleştiriyor. Bu dizaynlarla da aslında en büyük amacımız sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın daha doğru, daha iyi kararlar almasını sağlamak, veriye dayalı, veriyle beraber doğru içgörüye dayalı stratejileri oluşturmasını sağlamak. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Öncelikle çok geniş bir yapımız var. Yani farklı paydaşlarla konuşmamız gerekebildiğinden bahsetmiştik. Bu kimi zaman bir sağlık sektöründen bir uzman olabilir. Kimi zaman bir köydeki üreten çiftçimiz olabilir. Kimi zaman pazarlama sektöründen bir uzman olabilir. Kimi zaman toplumda sokaktaki vatandaş olabilir. Bunların her biriyle kuracağınız iletişim farklı. Gene konuşmalardan birinde çalışanlarla ya da benzer paydaşlarla da konuşmalardan bahsetmiştik. Dolayısıyla en başından doğru ihtiyacı anlamak, o ihtiyaca yönelik sizin hedef kitleniz nedir? Sizin ulaşmaya çalıştığınız verileri kime giderseniz, nasıl doğru bir örnekleme yaparsanız, onları temsil edecek nasıl bir örnekleme üzerinden kurgularsanız, hangi tip sorular sorarsanız doğru veriye ulaşırsınız ve daha sonrasında bunu içgörüye dönüştürürsünüz. Biz bu anlamda aslında danışmanlık ve yardımda bulunuyoruz iş ortaklarımıza. Ve bunları yaparken de hem geleneksel konvansiyonel araştırma yöntemlerinden, hem sosyal medyadan veri toplama, web analitikleri, akıllı uygulamalar vesaire gibi alternatif kanalların hepsini kullanıyoruz. Daha sonrasında gene belirttiğiniz gibi o veriyi doğru derlemek önemli. O doğru derlemede çünkü ortak hareket eden trendler var mı? Bir takım ortak beklentiler var mı? Ya da analizlerde göz ardı olabilecek bir takım kriterler var mı? Bunları anlayabilmek için ileri analizler, aynı zamanda yapay zeka gibi alternatif yaklaşımları, bilgisayar öğrenimi gibi mekanizmaları kullanıyoruz. Ve çıkardığımız verileri kendimiz anlamlandırmakla beraber, paydaşlarla beraber oturup bir masa etrafında değerlendiriyoruz. Herkes kendi çıkarımını, kendi uzmanlığı gözünden değerlendirdiğinde aslında oradan gerçekten gidilmesi gereken ihtiyaçları belirleyebiliyorsunuz. Bu nedenle mesela
İki gündür buradaki topluluğun bir araya gelmesinde hep birbirini destekleyen şeyler gördük. Hep birbiriyle konuşan şeyler gördük. Bu oturum sona kaldı dedik ama ne kadar aslında her şeyin veriye bağlandığını ve o veriye gelmeden önce bizim ihtiyacımız ne? O ihtiyaca yönelik bir dizayna gitmek ve sonrasında onu anlamlandırmayı konuşuyoruz. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Çok teşekkürler. Ersin Hocam, TED Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü kurucusu ve bir belgesel sinemacı olarak sizin uzmanlık alanınız biraz daha farklı. Verinin ve bilginin daha anlaşılır kılınması ve etkinin iletişimine yönelik. Etki yönetiminde bugün de sorularda aslında çokça tartıştık. Bazen çok teknik, fazla sayısal, anlaşılması zor, karmaşık olabiliyor. Etkiyi daha geniş bir kitle için daha erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirmeyi nasıl başarabiliriz ve bu amaca yönelik elimizde ne tür araçlar var? Merhabalar, gecikme için özür dilerim. Şimdi geniş kitleler tehlikeli. Yani her şeyi herkese anlatamazsınız. Eğer her şeyi herkese anlatırsanız o kadar indirgersiniz ki hiçbir şey anlatmazsınız. O yüzden soracağınız ilk soru, ben kime neyi anlatacağım? Bu durumda gerçekten bir anlatı kurabilirsiniz. Geniş kitlelere anlatma derdi tabii her zaman var, halen de var, hani olabilir. Burada beklediğiniz etki nedir sorusuyla tekrar gündeme gelir. Şimdi ikinci turun sonunda söyleyeceğim ama ben İngilizceden kaynaklanarak gelen bir ayrımın hani burada fark edilmesini istiyorum. İletişim çalışmaları da 1950'li yıllarda etki çalışmalarıyla başladı. Oradaki talihsizlik hep olumsuz etkinin ölçülmesine dairdi. Mesela sinema çocuklar üzerinde ya da komik buklar çocuklar üzerinde ne tür kötü etkiler yaratıyor gibi. Bugün bu etki çalışmaları sürüyor ama hani bu olumsuzlamanın dışında çok olumlayarak yapılan çalışmalar da var. Etki effect studies diye geçen etki çalışmaları. Bugün geldiğimiz noktada hem felsefe, hem siyaset felsefesi, hem toplum bilim alanındaki dönüşümler, antropolojinin kendisini inanılmaz güçlü şekilde yenileyişleri içerisinde yeni bir çalışma alanı oluştu, iletişim çalışmalarında kanalize oldu. Affect studies. Bu da duygulanım çalışmaları. Yani etki daha fizik ve temel bilim boyutlu düşünülürken daha felsefik kökenleriyle tüm sosyal ve beşeri bilimlere yayılan, alttan gelen büyük bir dalga var duygulanım çalışmaları diye. Bu da 20. yüzyıl içerisinde felsefenin kurucu güçlü damarı yeni bir yani eklenen felsefe temel alanlarına eklenen fenomenoloji ile beraber biraz oluştu. Biraz dağınık gidiyorum ama inanın toplayacağım. Görüngü bilim dediğimiz şey. Bu deneyimin de bilginin üretimi kadar hani bilginin üretiminde deneyimin de önemsenmesi gerektiğini felsefik olarak da açılmasıydı. Çok indirgeyerek söyledim aslında. Hüsel duysa beni döver. Ama Allah'tan duyamaz. Hani bunun içerisinde Merleau-Ponty'si, Heidegger'i vesairesi diye giden bir alan var. Yani bunlar şimdi bu kadar indirgeyince hiçbir şey demiş olmuyor. Bu anlamda dönüp tekrar toparlayayım. Kime neyi anlatacaksınız? Eğer buna karar verirseniz burada yapmanız gereken, yaratmanız gereken etkinin sadece karar vermede değil, davranış ve deneyimde de durduğunu görürsünüz. Ki orada aslında sadece etki çalışması içinde değilsiniz, duygulanım çalışması içerisindesiniz. Sorunuzun hani bir de şey kısmı var. Yani bunlar nasıl olabilir dediğinizde iletişim alanı, yani beni duysalar keserler iletişimciler ama bir çalışma alanıdır. Temel bir disiplin değildir. Yani bir bilim alanı olmaktan çok bir disiplin olarak, yani iktisat gibi, sosyoloji gibi, antropoloji gibi, psikoloji gibi bir bilim alanı olmaktan çok buralardan gelenlerin çalışma yaptıkları bir alandır. Şimdi iletişimciler kendi içerilerinden iletişimci çıkarıyorlar ama hani orada aslında yüzeyde kalan bir, yüzeyde kalmak gibi bir sorun var, derinleşemeyen. Ben de köken olarak şehir plancısıyım böyle de. Şimdi size soracağım, yani hani kime neyi anlatacaksınızın iletişim boyutuna gelirseniz, yani iletişim çalışmaları boyutuna gelirseniz elimizde ne var? Çünkü burada bir erişme sorunumuz var.
elinizde sorayım. Yani söyleyeyim. Aslında iki türlü düşünmek durumundasınız. Bu da elektronik mühendisliğini de kuran temel fizik probleminden kaynaklanıyor. Bir sinyal gönderici var, bir de alıcı var ya. Onun da hani gittiği bir ortam var ve orada bir sürtünme var diye. Tüm elektronik mühendisliği bunun üzerine kurulu. İletişim bilimleri de bunun üzerine kurulu. Gönderen sözle gönderse, alan işitsel olarak alsa elinizde ne var soruyorum size. Yani anlatacağınızı biliyorsunuz, kime anlatacağınızı da biliyorsunuz. Ben de soruyorum. Sözle anlatacaksınız, kimlere nasıl işittireceksiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Mesela hangi aracı kullanırsınız? Hangi iletişim kanalıyla hareket edersiniz? Mesela radyoyu kullanır mısınız? Bence ne söyleyeceğiniz önemli ama kime söyleyeceğiniz iletişim kanalını daha çok belirler. Mesela podcast kullanırsanız belli çevrelere, radyoyu kullanırsanız başka çevrelere, TRT FM'i kullanırsanız belli bir çevreye, hani Joy FM'i kullanırsanız başka bir çevreye erişirsiniz. Elinizde başka ne var? Buna görsel boyut kazandırabilirsiniz. Hani o işitselle hemen birleşir zaten, işitsel temelde. Orada elinizde ne var? Ha bu arada kişiler arası iletişim açısından da yaptığınız sunum, verdiğiniz seminer ya da lecture da aslında böyle bir şey. Yani kime, nerede, neyi anlatıyorsunuz? Buraya bir de nerede girdi ortamdan bağımsız olarak? Ki o da bir ortam. Yani ben biraz da etkileşimli kılmaya çalışıyorum. Hiç angaje olmuyorsunuz, bozuluyorum. Görsel işsel olarak elinizde ne var? Hocam mikrofonsuz konuşamıyorlar belki, o yüzden. Yok yok, bence bağırarak söylesinler. Şimdi tek tek dağıtsın. Efendim? Sosyal medya. Sosyal görsel medya. Görsel işsel olanda oraya sıçramayalım, oraya geleceğim. O çünkü çok sıkıştırır beni. Ya en çok kullandığınız, sunumlarınızda en çok kullandığınız araç nedir? Evet, Allah belasını versin. Canva daha iyi bir araç. Ya ben şimdi görsel iletişim tasarım bölümü kurunca PowerPoint'in temel layoutları o kadar kötü ki Canva gelince biz sevindik. Yani Canva'nın altyapısı daha iyi. Canva kullanın lütfen. Ama gerçekten yapacağınız sunuşun gittiği kitle, özel vereceğiniz mesaj inceyse lütfen tasarımcıyla çalışın. Yani içerik tasarımı biçimle buluşmazsa aslında gönderdiğiniz sinyal görülmez ve duyulmaz. Son söyleyeceğim şeylerden birini başa aldım. PowerPoint, Canva'dan başka ne kullanıyorsunuz? Hocam ama ben Canva'dan PowerPoint. O da Microsoft'un Türkiye'de yarattığı bağımlılıkla alakalı. Mehmet'e çıkışta dövebilirsiniz. Şahane, InDesign'cı çıktı aramızdan bir tane. Evet, aslında daha hani daha uzman yazılımlar vesaireler var ama oraya kadar gitmeniz gerekmez. Basit videolar, kinetik tipografiler, bunları yapabileceğiniz GIF'ler vesaireler gibi şeyler var. Bunlar hani gerçekten elinizde ne var? Bunlar var. Daha ötesine gitmek istiyorsanız benim çalıştığım alan var. Belgesel var. İkinci bölüme saklamak istiyorum belgeseli. Ama hani belgesel, bu hikaye anlatma meselesinin, yani hoca gene hikaye anlatıyor durumuna düşmesini bir çözeceğim. Orada bir paradoks var, onu doğru çözmemiz lazım. Ama hani elinizde olan son şeyi söyleyeyim. İçinde yaşadığımız çağda, sanırım hani sosyal medyayı içine almak istediğim yer etkileşimli iletişim. Yani sadece sizin gönderip karşı tarafın aldığı, duyusuyla aldığı değil, onun da yanıt verebildiği, hatta soru sorabildiği bir alan. Burada elinizde ne var? Sosyal medya var ama Insta, evet, yani o çok fazla patladı. Şey var, o görsel işsel olarak. Aslında en güçlü alanlardan bir tanesi YouTube. Dün ben Virtual Panel'den çok hoşlandım. İlk kez öyle bir panel tecrübe ettim. Konuşmacıları görüp kendilerine soru sormak can sıkıcı ama yani iletişimi iki yönlü yapıp diyalog kuramamak çok kötü ama çok iyi içeriklerin çok doğru sürelerde ne yazık ki bu projeksiyon için yanlış biçimde. Çünkü onların hepsi bilgisayar monitöründe YouTube'da siz tam ekran seyredin diye tasarlanmış. O tasarım burada çalışmadı. Ama biz anladık. Neyse ki öğrendim. Telif hakları açısından clearance yapılmış. Hani bu konferansın YouTube kanalında konulacak onlar. Mesela YouTube çok önemli bir alan. Elinizde YouTube var. Vimeo, orayı bize bırakın. O profesyonellerin alanı. Biraz daha snob bir alan.
daha artistik yaptığımız bir yer yani. Bir de işin artistik kısmı var. Onun için bize ihtiyacımız var, artistik yapmaya. bunu Türkiye'deki yani o sürtünmüş anlamıyla kullanıyorum ama gerçekten şöyle bir sorunuz var, onu da kapatayım ben. Elinizde daha başka neler var derken aslında muazzam başka bir şey var. Etkileşimli anlatı alanı oluştu. Etkileşimli hikaye anlatıcılığından bir alan var. Ama sizlerden çok hani çocuğu olanlar diyeceğim ama ya da küçüğü olanlar diyeyim hani için eğer Netflix'in arayüzüne girer, interaktif yazarsanız kids alanında, özellikle kids alanında inanılmaz bir içerik olduğunu göreceksiniz. Buna bağlı olarak bir de oyun diye bir alan var. Bakın bunu Türkçe'de ayırması zor oluyor ama İngilizce'de game ve play diye iki ayrı alan var aslında. Ben size play'den bahsediyorum, game'den değil. Bir de size çok uyacak serious games diye bir alan var. Bu eğlence amaçlı değil, ciddi. Elinizde bunlar var. Şimdi soruyorum, bunların ne kadarından haberdardınız? İşitsel olanları biliyordum diyenler el kaldırsın lütfen. Kullanmak ne kadar aklınıza geliyordu? Kullanmak hep aklımda diyenler el kaldırsın lütfen. Teşekkür ederim. Görsel işitsel olanlardan haberdarım. Haberdarsınız, ona geçelim. Kullanmak ne kadar aklınıza geliyor? Kullanırım ve kullanmak istiyorum diyenlerin elini görebilir miyim? Güçlendi. İlla siz yapmak durumunda mısınız? Son kısma geçmiyorum. Son kısım çünkü zaten çok yeni. Orada uzmanlıklar yeni oluşuyor. O yüzden hani haksızlık olur onu sormak. Şöyle kapatayım. Elinizin altında çok şey var. Ama sizin alanınızın, mesela mimarlar da sizin gibi, sosyologlar da size benzer. İlla her şeyi kendileri yapmak istiyorlar. Yani her şeyi yapmak istiyorsunuz. Yani ölçümü de yapmak istiyorsunuz, veriyi de toplamak istiyorsunuz, metodolojiyi de bilmek istiyorsunuz, onu uygulamak istiyorsunuz, raporu yazmak istiyorsunuz, InDesign tasarımını yapmak istiyorsunuz, videosunu çekmek istiyorsunuz. Sorry, özür dilerim. Çok zor, bir kişinin hayatına bu kadarı sığmaz. Sığarsa benim gibi kariyerinizden olursunuz. Ben şehir planlama kökenliyim, siyaset bilimi çalıştım, sinemaya atıldım. Sonra da uzun metraj sinema yapamayacağımı anlayınca, çünkü 40'lı yaşlarıma gelmiştim, artık geçti. Döndüm, kurmacı olmayan alanda belgesel sinemada çalışmaya karar verdim. Ve Türkiye'de hiç kimsenin çalışmadığı bir alanda önce pozisyon almak üzere etkileşimli tasarım alanını seçtim. Etkileşimli ve hikaye anlatım alanını. Neden derseniz, benim politik bir varoluşum var. Derdim, bilimi bile yaparken aslında hayal ettiğim dünyayı kurmak için bir şeyler yapabilmek. O yüzden bu salonda hep beraberiz. Ama ben belgesel yaparken de hiç tek başıma yapmadım. Her şeyi tek başımıza lütfen yapmayın. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Mehmet, sizinle devam edelim. Biz Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı çatısı altında aslında sizinle sosyal faydayla veri biliminin birleştiği noktada birçok işbirliği yapma fırsatımız oldu ve bunun ne kadar önemli ürünler çıkardığını da gördük. D&D Lab olarak etki hedeflerine ulaşmak için veriye dayalı yaklaşımları benimseme isteğindeki girişimleri ne şekilde destekliyor ve güçlendiriyorsunuz? Biraz örnek vererek açıklayabilirseniz seviniriz. Bunun için de ayrıca TSGA'ya da teşekkür ederim. Bizim için de çok eğlenceli bir deneyimdi o. Hem de çok iyi bir showcase oldu bizim için. TSGA'nın Öktit Network ile beraber yaptığı işte 2 yılda bir yaklaşık 20 ülkeden fazla yerde uygulanan ve 2000'in üzerinde girişimin verilerinin monitör edildiği aslında bir çalışmaydı. Bu çalışmayı interaktif bir platform üzerinde hem veri görselleştirme hem de raporlama araçlarını bir arada kullanarak aslında geliştirdiğimiz bir daha kolay okunabilir bir rapor formatıydı aslında o. Umarım daha fazla yerde de kullanabiliriz. Aslında buna ben sonda gelmek istiyordum. Başta anlattığımda iyi oldu. Şimdi D&D Lab'ın aslında bir lab olarak tanımlanmasının sebebi de biraz bu. Çünkü 2 gündür aslında neredeyse her panelde konuşuldu. Yani işte one size fits all yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Her ne kadar teknolojik araçlar buna yönelik olarak kurgulanmış olsa da çalışmıyor. Yani her kuruma özel, ya özellikle veriyle çalışıyorsanız bütün yani
verilerin işte numerik olarak ya da yapı olarak birbirleriyle benzer olmakla beraber hepsi başka bir şey anlatıyor. Ondan dolayı da o anlattığım şeye göre medyumu seçmek gerekiyor. Ki hani bugün de çok konuşuldu. Özellikle bu etki raporlarının çok uzun olması, okunmaması, neredeyse kimse tarafından, sadece yazan ve onu ilgilendiren kişilerin okuması ve aslında bu washing konusunda en temel araçlarından bir tanesi olmasıydı. Bizim orada D&D Lab olarak aslında benim geçmişteki yakınmalarımdan dolayı üzerinde çalıştığımız şeydi. Ya daha kolay okunabilen raporlar ve daha kolay okunabilen tabloları nasıl yapabiliriz? Ve bunları daha nasıl daha fazla insanın ulaşabileceği aslında mecralarda gösterebiliriz diye. Bunlarla ilgili çok güzel araçlar var. Aslında ekibimizle beraber de çalışıp geliştirdiğimiz SM yaptığımız monitoring aracı aslında bunlardan bir tanesi. Orada işte farklı filtre seçenekleriyle işte farklı özelliklere göre interaktif bir şekilde, yani sizin veriye, sizin tabloya kendi sorunuzu sorup kendi cevabınızı alabileceğiniz aslında bir model geliştiriyor. Başta söylediğim gibi orayı tamamlayayım. Özellikle lab olarak kurmamızın sebebi de aslında buydu. Yani her kuruma, her işe daha doğrusu diyeyim, ona özel çözüm geliştirebilmek için bir yanda araştırma kapasitemiz, bir yanda akademik background'umuz, bir yanda da teknik ekibimizle beraber, yani her soruya başka bir cevap gerekiyorsa her soruya başka bir şekilde çalışmak için aslında böyle bir yapı kurduk diyebilirim. Bunun içerisinde de bizim aslında 3 tane temel çalışma alanımız var. Bunlardan bir tanesi özellikle hani başta da bahsettiğim kurumların veri olgunluk kapasitelerini geliştirmek. Yani kurumların veriyle oynayabilme becerilerini geliştirmek. Bu kimilerine göre veri yönetimi deniyor, kimilerine göre veri yönetişimi deniyor. İçerisinde farklı komponentler bulunduğu için. Ama buradaki hani temel unsur şu, bir kurumun içerisinde kültür değişimi için gereken işte beceri setlerini oturtmak, aynı zamanda o kurumun teknik altyapısını güçlendirmek, hangi alanlarda ne gibi müdahaleler gerekiyorsa, işte bu bir bulut altyapısı da olabilir, bu bir yeni data analistin alınıp onun hangi dilleri, hangi yazılım dilleri bilmesi gerektiği de olabilir. Bir kurumsal hazırlığı aslında yapmak için kurumlara kapasite geliştirmek. Aslında biraz daha danışmanlık diyebilirim. Öte yandan doğrudan veri yönetimi alanında da çok destek oluyoruz. Veri yönetimi de aslında uçtan uca verinin toplanması, işlenmesi, anlamlandırılması, analiz edilmesi tarafı. Benim en sevdiğim tarafsa aslında işin son kısmı veriye dayalı hikaye anlatıcılığı ya da veri iletişimi dediğimiz kısım. Burada da yani o sıkıcı raporları beraber hazırlayıp arkasından o sıkıcı raporları nasıl daha fazla okunabilir, nasıl daha iyi derdini anlatabilir düşünüp ona göre medium seçip ona göre içerik üretiyoruz aslında. Burada da kullandığımız farklı araçlar var. SM yaptığımız araç aslında bunlardan bir tanesiydi diyebilirim. Çok teşekkürler. Hazır böyle ilgili bir kitle bulmuşken linklerini de paylaşalım. sm.sosyalgirişimcilikağı.org'dan bu çalışmaya erişebilirsiniz. Aynı zamanda ekosistem haritasında ekosistem.sosyalgirişimcilikağı.org'dan erişebilirsiniz. Burada da 1000'in üzerinde sosyal girişimcilik alanında çalışan hem sosyal girişimleri hem de diğer ekosistem aktörlerini görebileceğiniz bir harita oluşturulmuş durumda. Çok teşekkürler. Arda, size de benzer bir soru yöneltmek istiyorum. Siz de bu alanda çeşitli destekler sunuyorsunuz. Hem girişimleri hem de diğer kurum kuruluşları ne şekilde destekliyorsunuz? Farklı sektörlerden örnekler vermeniz mümkün mü? Tabii. Yine aslında hani iki gündür konuştuklarımızla biraz bağlayarak da cevap vermeye çalışayım. Neler dedik? Yani öncelikle sesimizin çıkması lazım dedik. Bazen maddiyat daha öne çıkıyor dedik. Toplumlar hükümetlerden, özel şirketlerden çok daha fazla hareket bekliyor ama bazen bunlar sadece kağıt üzerinde kalıyor, yeterince aksiyona dönmüyor dedik. Spor herkese lazım dedik. Bir yandan da bir şekilde hareketi başlatmak için insanların harekete geçirecek algoritmaları bulmak lazım dedik. Şimdi
İpsos ne yapıyor? Öncelikle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına özel yaptığımız çalışmaların dışında aslında gerek Türkiye'de gerek dünyada bu ihtiyaçları yüksek sesle dünyaya bağırmaya çalışıyor. Nasıl? Yaptığımız çeşitli tüm herkesin erişimine açık, web sitemizde yayınladığımız, paydaşlarımızla sürekli olarak paylaştığımız dünya neler bekliyor, dünya halklarının dertleri neler ya da dünyadaki temel trendler ve o trendlerle beraber bizim etki yaratabileceğimiz sosyal alanlar neler gibi ücretsiz çalışmalarımız var. Bu çalışmalardan aslında hani veri konuşuyoruz, biraz veriyle ilerleyelim. Dünya halklarına sorduğumuzda yaklaşık 30 ülkede 25 bin kişiye en büyük dertlerimiz nedir diye tahmin edeceğiniz üzere aslında enflasyon bir numaralı sırada geliyor. Ama enflasyonla beraber bunun yanında suç, iklim krizi, eğitimdeki problemler, sosyal olarak yapılan projelerin devamlılıklarının gelmemesi, hatta bir yandan işte ilaca erişim, sağlık hizmetlerine erişim gibi kriterler geliyor. Baktığınızda direkt ya da indirekt her şey burada konuştuğumuz sosyal etkileri barındıran ve onlarla ilgili bir takım aksiyonlar bekleyen şeyler. Yine dünya halklarının %80'i hemen hareket etmezsek iklim krizi bizi mahvedecek diyor. Ama bununla beraber gene %74'ü hükümetlerin ya da özel şirketlerin bununla ilgili gerekli aksiyonu alacaklarını düşünmüyor. Dolayısıyla biri hareket etmeli, kimlerin hareket etmesini bekliyoruz dediğimizde gene özellikle hükümetler ve özel sektör çok ön plana çıkarken en az hareket etmesi beklenen, sadece veriyi ön plana koyup bununla beraber aksiyona çağıran bilim insanları, NGO'lar olurken peki kim hareket ediyor dediğimizde gene bilim insanları ve NGO'lar hükümetler, özel şirketler kadar fazla hareket eden, kendileri beklendiğinden fazla hareket eden kurumlar. Yine %80'i zihin sağlığımı korumak zorundayım. Dünyanın bu içinden geçtiği zorlu dönem içerisinde. %86'sı fiziksel sağlığımı korumak için bir şeyler yapmak zorundayım diyor. Spor herkese lazım dedik ya. Gerçekten onu devam ettirebilmemiz gerekiyor ama bunlar için yeterli aksiyonlar alınıyor mu? Biz bunlarla ilgili bilgileri, verileri aslında bir araya geldiğimiz paydaşlarımıza sürekli anlatıyoruz. Yani bunlar için özel seanslar, webinarlar düzenliyoruz. Bunu tüm dünyaya web sitemiz üzerinden de duyuruyoruz. Dolayısıyla yüksek sesle bağırmaya devam ediyoruz. Bu veri herkese açık. Gelin dinleyin, paylaşalım, beraber paylaşalım. Çünkü bunlar aslında en nihayetinde hani neler yapabiliriz, topluma nasıl yardımcı olabiliriz? Stratejiden başlayarak hareket etmek lazım dedik ya, parça parça bir şeyler yapmaktan ziyade büyük etki yaratabilecek alanları konuşalım. Aslında bu alanları yüksek sesle bağırdığımızda bunun karşılığında gerekli aktivasyonu yaratabiliriz. Nitekim gene dünya halklarının %80'i özel şirketler için bir şirketin hem para kazanması ama aynı zamanda sosyal sorumluluk çerçevesinde gerek çevresel, gerek sosyal, gerek etkileşimsel farklı projeleri destekleyebilmesi çok doğru bir şeydir. Biz bunu destekleriz. Hatta biz onun ürünlerini alarak destekleriz diyorlar. Özel kurumların yöneticileriyle yaptığımız çalışmada her 10 kurum yöneticisinden 9'u evet biz biliyoruz ki yaptığımız çalışmalarda her 10 çalışanımdan 9'u bu arada benim hareketlerimi destekliyor. Ben bu alanda bir aktivasyon yaparsam benimle çalışmayı tercih eder diyor ve çalışanların memnuniyetleri aynı zamanda şirketlere bağımlılıkları artıyor diyor. Dolayısıyla bunları konuştuğunuz zaman, bunları ortaya koyduğunuz zaman etki yaratıyorsunuz. Eşitlik dedik, cinsiyet eşitliği dedik. Gene sadece Türkiye'de değil, dünyada eşitlik dediğimizde, dünya halkları neler bekliyor dediğimizde, cinsiyet eşitliği, kadına gelecek eşitlik, evet bir numarada gelmekle beraber, bunun yanında hala ırkçılıkla ilgili söylemler var. Burada beklenen hareketler var. Farklı yaşam evrelerindeki insanların hayattan beklentileri var. Yani bir örnek vermek gerekirse COVID esnasında belli bir yaş üzerindeki insanlar niye sokakta geziyorlar ki, ne işleri var gibi söylemler oldu. Fakat herkesin bir yaşam hakkı var. O yaşam hakkının çerçevesinde sürdürmesi gereken de bir hayat ve bir konforu var. O konforu desteklemek beklentiler arasında. Farklı sosyoekonomik gruplardan insanlar, az önce dünya halklarının en büyük derdi enflasyon dedik. Dolayısıyla gelir dağılımının adaletsizliği dünyada, özellikle içinden geçtiğimiz bu 3-4 senedeki COVID ve
enflasyon süreciyle beraber o adaletsizliğin artmasına karşı yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla bunları incelediğiniz aslında şirketler bunları destekleyecek hareketlerde bulunmaya çalışıyorlar. Promosyonlarla vesairelerle tüketicilerin yanında olmaya çalışıyorlar. Fakat bunu bazen sadece promosyon gibi yaptığınızda farklı algılanabiliyor ya da olması gereken mesaj erişemiyor. Dolayısıyla aslında uçtan uca entegre strateji ve iletişim dediğimiz hikayeyi doğru yaratabilirsek aslında hocamın az önce söylediği gibi hikayeyi kurgulamak ve hikayeyi doğru anlatmak önemli. Ama oraya gelmeden önce beklentiyi doğru anlamak önemli. Bir yerden başlar ve onun etkisini küçük küçük ölçümlersek o ölçümlemelerde gerekirse deney yanıl yaparak bir projenin çalışmadığını gerekirse bir sene sonra kabul etmek lazım dedik. Niye çalışmadığını iyi anlayabilmek lazım. Paydaşlarla ona göre konuşmak lazım. Neyi düzeltebileceğimizi beraber konuşmamız lazım. Bunları yaptığımızda oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Bundan beraber şirketlere faydasını tabii ki konuşmak gerekiyor dedik. Dün hani sadece kağıtta kalmasın, herkes bu işten kazansın dedik. Toplumun da buna okey dediğini de az önce söyledik. Peki bunun için neler yapıyoruz? Çeşitli analizlerle beraber öncelikle bu iletişimlerin ya da hareketlerin, sosyal projelerin marka değerine katkısını da ölçümlüyoruz. Kurumsal algıya katkısını da ölçümlüyoruz. Finansal olarak bir şirketin kendi toplam cirosu içerisinde yapılan her bir aktivasyonun etkisinin orta ve uzun vadede, kısa vadede bir beklenti var ama birincisi bu kısa vadede finansal dönüşümün olmadığını anlatıyoruz. Bunu anlatmak bir görev. Orta ve uzun vadede nasıl dönüşümleri var? Nakit akışına nasıl etkileri var? Bunları ayrıştırarak özel modellemelerle, prediktif analizlerle beraber özellikle özel sektöre sağlıyoruz. Bunun yanında gerek NGO'larla gerekse farklı şirketlerle yaptığımız çalışmalardan çok kısa bir iki örnek vermek gerekirse işi başından kurgulamak önemli demiştik. Örneğin bir NGO ile yaptığımız çalışmada kendileri yazılım demiştik. Mesela yazılım alanında bir eğitim kurguluyorlardı. Bir bu eğitimin içeriğinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili hedef kitleden kişilerle görüşmeler yaptık. Eğitim içeriğinin tabiri caizse biraz böyle minik güncelledik. Ölçüme en başından başladık. Eğitim yapmadan önce bu eğitime katılacak kişiler ne düşünüyorlardı? Kendilerini ne kadar rahat hissediyorlardı bu alanda ve bilgi düzeyleri neredeydi? Eğitime başladıktan sonra o andaki etkiyi ölçümledik 3-4 hafta sonrasında. Eğitim tamamlandıktan 3 ay sonraki etkiyi ölçümledik. Ve dolayısıyla başlangıçta neredeydik, ortada neredeydik, bitirişte neredeyiz diye sürekli ölçümleyebildik. Şey demiştik ya, en sonunda bize bir veri lazım, buna bakalım. Hayır, o yüzden başından söylüyoruz. Yani ilgili kurumun ihtiyacını anlayıp o ihtiyaca göre bir süreç dizayn etmek çok kritik. Mesela bu çalışmada gördük ki proje günün başında kişilerin o alandaki yetkinliklerini sonunda 2 hatta bazılarında 4 katına kadar çıkarabildi. Halka açık ve ödül alan bir proje olduğu için isim kullanmamda sakınca yok. Sabancı Üniversitesi, özür dilerim, Sabancı Foundation'ın bir projesinde geleceğini kuran genç kadınlar projesinin çalışmasını yaptık. Projenin adı ilk başta çok farklı olarak düşünülüyordu. Fakat ilgili kadınlarla görüşmelerimiz doğrultusunda onların dikkatini ne daha fazla çeker? Kendilerini nasıl ifade etmek isterler? Bunun nasıl duyulmasını isterler dediğimizde örneğin bu proje Nihai adını aldı. Bununla beraber içerisinde yapılacak eğitimlerle ilgili süreçler dizayn edildi. Özel sektöre tekrardan dönersek mesela gene iletişim önemli dedik. İletişimde kurumlar bir yandan işte sadece sürdürülebilirlik konuşarak ya da reklamlarında sadece sürdürülebilirlik temasıyla bir ifadeyle geldiğinde bunun artıdan çok eksi etkisi olduğunu gördük %20'ye kadar. Buna karşılık eğer kurum ve veya marka kendi varoluş nedeniyle beraber bu sürdürülebilirlik çerçevesinde yaptığı işleri doğru şekilde anlatabilirse artı %30'a kadar etkisi olduğunu, yani diğer gruba göre artı 50 puanlık bir avantaj elde ettiğini gördük. Nitekim sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda çevresel olabilir, sosyal olabilir, yönetimsel olabilir. Tüketicilerin bunu izlerken bir eğlence beklentisi yok.
Ama sadece onu konuştuğunuzda gene negatif etkisi olduğunu görüyoruz. İkisini beraber anlattığımızda nötr etkide kalabiliyor. Evet, benim bir eğlence beklentim yok ama beni sıkmadı da sıkmadan sonuna kadar izleyebildim diyor. Dolayısıyla o 360 derece bağ kurabilmek önemli. Çok teşekkürler. İki gündür aslında veriye dayalı yaklaşımların karar alma, tahminleme ve mevcut durumu ortaya koyma anlamında çok değerli katkılar sunduğunu konuşuyoruz. Ama bir yandan da özellikle sosyal girişimciler ve sivil toplum kuruluşları göz önüne alındığında çok kısıtlı kaynaklardan bahsediyoruz. Çok net bir soru soracağım İnan Hocam. Yani neden bu kısıtlı kaynakların bir kısmını bu alana yönlendirmeli girişimler, sivil toplum kuruluşları? Şimdi bence bu soru aslında niye bu işi yapıyoruz sorusuyla çok daha ilişkili. Yani bir etki yaratmak istiyorsanız ölçmek de, ölçmeye çalışmak da, veriyi toplamak da bunun doğal bir parçası. Yani biraz önceki örneklerde de çokça lafı geçti. İş bittikten sonra etkiyi ölçmeye çalışmak. Sanki bir parçası değil de işte donör için yaptığımız, finansör için yaptığımız bir yan alan gibi değerlendiriliyor. Halbuki yürüttüğümüz operasyonun ne kadar iyi gittiğini, doğru yolda mıyız, yanlış mıyız, bunu zaten ölçmeye çalışmadan, bunun datasını toplamadan yapabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla aslında belirli bir yetkinliğe ulaşmış tüm kurumların, sosyal etkiyi amaçlasın veya amaçlamasın, kendi verisini tutması ve bunun üzerinden karar alması zaten doğal bir parçası. Ama tabii kar amacı güden yapılarda, büyük yapılarda, finansın daha kolay olduğu yapılarda bu biraz daha yapılandırılmış bir durumda. Kendi içerisinde bilgi işlem departmanları var, veriyle ilgili çalışan pek çok profesyonelleri var ve onlar için tanımlanmış roller var. İşte sivil toplum örgütlerine, STK'lara geldiğimiz zaman özellikle çok fazla profesyonel çalışanın da olmadığı küçük yapılarda finansın da bir problem olduğunda bu alan bir boş kalmaya başlıyor beraberinde. Yani sahadaki operasyona çok daha fazla zaman ayırıp gerçekten o hedef doğrultusunda çalışan pek çok insan varken bunu ölçmek, bunu verisini toplamaya çalışmak ayrı bir iş olmaya başlıyor. Bir de tabii bu interdisipliner bir süreçten bahsediyoruz. Çok farklı alanlarda çalışan, etki yaratan girişimleri dinledik burada, farklı yapıları da olan. Hem bu işleri yürüteceksiniz, zor problemleri çözmeye çalışacaksınız. Hem belirli teknolojik yetkinliklere sahip olacaksınız. Hem veriyle çalışma pratiklerine aşina olacaksınız. Bunların çıktılarıyla iletişim kuracaksınız. Dersan Hocam da bahsetti. Bunların hepsini bir kurumun kendi içerisinde yapabilmesi çok zor. Büyük kurumlar için bile zor yani. Yüzlerce çalışan olan yapılar bile bu konularda profesyonel destekler alıyor. Belirli bir ölçüye kadar kendileri yapıyor ve kendi sınırlarını çiziyor. Sahada etkiyi hedefleyen yapıların büyük çoğunluğunda maalesef bu tarafa ayrılacak kaynak çok daha az. Dolayısıyla belki aslında bu tarafı destekleyen yapılar için de düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi, doğrudan bu amaca hizmet eden desteklerin de oluşturulması önemli olabilir. Çünkü dediğim gibi verinizi toplamadan, sürecinizi takip etmeden, kriterlerinize karar vermeden aslında operasyonunuzu da sağlıklı yürütebilmeniz tecrübeyle, gözlemleriniz de sınırlı. Belirli bir noktaya kadar bunu yapabiliyorsunuz. Ama bunu bir çok zor bir işte değil, konuştuk yani. Yani ilkeleri belli olduktan sonra teknoloji yatırımı çok fazla gerektirmeden doğru yöntemleri öğrenerek, başkalarıyla işbirliği kurarak yürütebilmek mümkün. Ama bir insan kaynağı, bir düşünme süreci bu işin bir parçası olmayı gerektiriyor. En önemli şeylerden bir tanesi belki de bu farkındalığı çokça konuştuk. Artık etki ölçmeye dair bir farkındalık var. Ama bu ne kadar operasyonel planların ya da uygulama planlarının bir parçası haline geldi. İşte orada bir kopukluk var bir miktar. Veri için, veri bilimi için de çok sık kullanılan bir tabir çok önemli. Yani neredeyse kimle konuşursak biz veri yeni petrol, veri çok önemli. Tüm kurumlar için çok önemli. Peki ne yapıyoruz sorusunda büyük çoğunluğunda çok böyle küçük adımlar, çok basit bir noktadayız. Dolayısıyla burada evet etkiyi ölçmek önemli, bunun için veriyi toplamak da önemli. Ama bunu sadece belirli bir birime bırakmak, dışarıya bırakmak, yani birileri gelecek, ben kaynak bulacağım, benim etkimi ölçecek, benim verimi toplayacak, doğrudan onlar yürütecek gibi bir yaklaşım da çok sağlıklı ve doğru değil. Sürekli alegorisini kullandık, terzilik alegorisini. Bu iş terzilik gerektiriyor bir miktar. Ama terziliğin benim gözümde canlanan hali şu. Ben çocukluğumda yaşadım, annem bana çokça ördü ve elbise dikmek durumunda kaldı. Pek çoğumuz da yaşamışızdır. Bir patron vardır. Bir çizili, bir kaba bir taslak vardır. O taslağı birinin bedenine uygun hale getirirsiniz. Ölçersiniz, değiştirirsiniz, düzenlersiniz. Sıfırdan başlamak çok sonradır. Ustalaşmanız lazım. Dolayısıyla aslında çerçeveler var elimizde.
Bir miktar ölçebilmemiz lazım kurumu. Nereden, nereyi kısaltacağız, nereyi daraltacağız, nasıl yapacağız? İyi bir elbise ortaya çıkabilmesi için kişinin bir kere terziye gitmesi yeterli olmaz. Sadece bir kere gidip işte o terziye yeterince bilgi vermemesi, uğramaması bir iyi bir elbiseye yol açmaz. Dolayısıyla kişinin de aslında gitmesi, ne istediğini anlatması, bedeni değişecek zaman içerisinde belki o ölçülerin yeniden alması gerekecek. Ölçmek de öyle. Kurumun aktif bir şekilde ölçmeyi kendi stratejisinin, kendi sürecinin doğal bir paydası haline, parçası haline getirmesi lazım. Operasyonel süreçler ve bir etki stratejisinden bahsettik. Buna bağlı olarak da bir etki stratejisiyle beraber yürüyen veri yönetişim stratejisi geliştirmesi lazım. Geliştirmesi diyorum çünkü bu kavramlar kulağa zor geliyor. Hani böyle bir stratejiyi nasıl yapacağım ortaya bir seferde koymak zor ama gelişecek bu. Etkiyi nasıl bir stratejik olarak yönetmek istiyorsak, nasıl stratejisi üzerine kafa yoruyorsak bunun veri ayağı üzerine de kafa yorarak başlayacağız. Sonrasında bu veriyi nasıl toplayacağımız üzerine kafa yormaya başlayacağız. Bir kısmı kolay olacak, bir kısmı zor olacak. Performans kriterleri çok daha kolay. Kişileri sayabileceğiz, işte alt demografik gruplara bakabileceğiz belki ama değişimi ölçmek daha zor olacak. Eğer hedefimiz değişimi ölçmekse kendi yürüttüğümüz süreçlerde buna bağlı yöntemleri tartışmaya başlayacağız. İşte Ipsos'ta bahsetti arkadaşımız, hani öncesi sonrası testleri yapsak bir etkiyi ölçebilir miyiz? Daha uzun vadede takip edebilir miyiz? Direkt olmayan indirekt etkiler için acaba katılımcıların, bizim gittiğimiz bölgelerin birbirler arasında ilişkiler oldu mu? İçinde bulundukları kurumlarda bir etki yarattı mı? Yani aslında büyüterek bu süreci yürütebilmek, geliştirebilmek mümkün. Ama tabii bunun için dediğim gibi en önemli şey aslında kurumun çok aktif bir şekilde bunu içselleştirmesi ve bunun bir yolculuk olduğunu kabul edip bu süreçte paydaşlarla, dışarıdan aldığı profesyonel destekle, gönüllüleriyle büyümesi ve gelişmesi. İyi örnekler dinledik. İşte Koda'nın hikayesinde çok net anlattı arkadaşımız. Biz önce 2 yıl performans ölçtük. Ama bunu ölçerken hep sosyal etkiyi düşündük dedi. Sonra sosyal etkiyi ölçmeye başladık. İşte bunun için bir yöntem kullandık. Bu yöntem tek başına yetmedi. Aynı zamanda gittiğimiz herkesi dinledik. Orada dinlediğimizi başka bir yerde anlattık. Aslında gelişmekle, yani kurum kültürel olarak gelişmekle, bunları uyguladıkça, tecrübe ettikçe çok ciddi bir kapasite de geliştiriyor. Dolayısıyla aslında buraya bir yatırım yapmak hem insan kaynağı anlamında hem de finansal olarak zor gözükse de aslında belirli bir yerden başlayacağımız için aslında yapılabilir bir şeydi. Ama tabii ki yani bunun için ayrı kaynakların dizayn edilmesi, kullanılması, tahsis edilmesi de önemli. Burada bir önemli nokta da belki yani bu toplantının bence en keyifli, güzel yanlarından bir tanesi. Yani benim bu alana girişim sizler sayesinde ve bu alanda çalışan arkadaşlarım sayesinde. Çünkü ben bir veri bilimciyim. Çok daha temel düzeyde, çok daha farklı işlerle uğraşıyorum aslında hesaplamalarla. Ama bir araya geldikçe, konuştukça ben bu alanın dilini öğrenmeye başlıyorum. Dolayısıyla bir veri bilimci olarak etkiyi ölçmek için neler yapabilirim? Bu arada çok şeyler yapabiliriz, onu da görmeye başlıyor insan. Çünkü bizim elimizde çok farklı araçlar var, çok farklı kitler var. Bunları nasıl kullanabileceğimi görüyorum. Ama aynı şekilde belki sivil alan çalışanlarının da veri odaklı çalışma kapasitelerini, hem araçlar ama araçlardan daha önemlisi nasıl veri odaklı düşünürüm? Temel yöntemler ne diyor? Ben bunları nasıl yorumluyorum? Bir illa çok böyle etkin ölçen bireylere, kurumlara dönüşmeseler bile ölçmenin, veriyle çalışmanın, farklı yöntemlerin dilini, kapasitesini öğrenerek böyle bir yakınsama süreci farklı alanların aslında her iki tarafı da çok besleyecek ve güçlendirecek şeylerden bir tanesi. O yüzden böyle karşılaşmalar ve bir araya gelmeler hem üniversitenin, işte akademisyenlerin, ölçenlerin, bir derdi olanların, ölçme derdi olanların, bir değişim yaratmak isteyenlerin, hikaye anlatıcılarının bir araya gelmesi çok kıymetli ve bunların ortak işler çıkarması üzerinden de çok büyük bir sinerji ortaya çıkabilir. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebilirim belki hani bu son olarak bu konuşmada, etkiyi ölçmek istiyorsanız ve bunu veri odaklı yapmak istiyorsanız bu işi tek başınıza yürütmek zorunda değilsiniz. Nereden başlayacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum dediğiniz noktada çok fazla çerçeve dinledik. Çok önde gelen isimlerden dinledik. Hepsi konuşmayı aynı şeyle bitirdi. Biz her zaman açığız. Lütfen bize ulaşın. Tüm materyallerimiz açık. Teknik tarafta da yani tamam bir çerçeveniz var ama bunu nasıl yapacağız? Hangi yöntemleri kullanacağız? Dediğiniz noktada da pek çok teknik alanda çalışan yapı, üniversite, kurum destek olmaya açık ve bu birliktelik de aslında hani bu yolculukta pek çok sivil toplum örgütünü, sosyal girişimi güçlendirecektir.
Çok teşekkürler. Son sorumu Ersan Hocam'a yöneltmek istiyorum. Özellikle yatırımın sosyal getirisi oturumunda sıkça konuşuldu. Etkinin sayısallaştırılması konusu. Her ne kadar sonunda bir sayı ortaya çıksa da bunun mutlak bir değer olmadığı şerhinde düşerek paylaştı Ceyda Hanım. Ancak göstergesizlik ya da indicators dediğimiz bir takım yöntemler olduğu, daha insanların hayatında yaşanan değişimleri onların hikayeleri üzerinden aktarmanın da mümkün olduğunu biliyoruz. Literatürde buna yönelik çalışmalar da var. Bir yandan sayısallaştırsak bile onu bir bağlama oturtmak, daha anlaşılır kılmak için de hikayeleştirmeye belki ihtiyacımız var. Etki girişimleri, yatırımcılar veya alandaki diğer paydaşlar daha geniş kitlelerle bağlantı kurmak için hikaye anlatıcılığından nasıl faydalanabilirler ve en önemlisi belki herkesin aklındaki soru, nereden başlamalılar? Şimdi ilk bölümde söylediğim bu hikaye anlatmaya dair paradoksu ortadan kaldırarak başlayayım. Oradan bağlayacağım bunu. Hani bu ülkede, yani Türkçe gerçekten benim hani sesini, varoluşunu çok sevdiğim bir dil. İçine doğdum. Hani duyduğum diğer diller içerisinde mesela Farsça da kafamı çeliyor. Rusça çok etkileyici geliyor vesaire. Ama bu dilin çok bükülür bir yanı var. Onun içerisinde de bana hikaye anlatma diye bir söz var. Yani şimdi hikaye anlatıcılığı burada kadim geleneklere sahip bu coğrafyada. Ve bu coğrafya derken Küçük Asya'yı, Orta Doğu'yu ve aslında Kafkasya coğrafyasını ve Büyük Asya'yı alıyorum. Gerçekten. Batı'yı almadım. Batı kopuk. Batı'nın çok farklı ve çok yalın, hatta basit. Onlarınki bir hikaye arkı, yayı, bir hikaye yayı şeyleri var. Bu gerçekten Aristoteles'te başlıyor, Poetika'da anlatılır. Poetika kitabında yazılıyor. Üç perdeli hikaye anlatıcılığı denilen çok basit bir teknikleri var. Tek bir hikaye anlatıyorlar, tek biçimde anlatıyorlar. Mümkünse tek karakterin dönüşümü üzerine anlatıyorlar. Sizler Binbir Gece masallarından geliyorsunuz. Şehrazat Binbir Gece anlattı ve bitmedi. Çok katmanlı, doğrusal olmayan, aslında iç içe geçen, çok örülümlü, karmaşık bir hikaye anlatıcılığı coğrafyasındansınız. Aklımızın karışıklığı da bu yüzden. Bana hikaye anlatma tavrıysa fazla batılı. Çünkü anlayamıyor. Anlamaya da çok açık değil. Şimdi bir bunu koyayım. Bu bana hikaye anlatmada da şöyle bir sorun var. Ben sinemacıyım. Sinemada biliyorsunuz havalı olan şey, ya da size bir test yapayım. Film deyince aklınıza ne geliyor? Bu soru John Ellis diye benim çok sevdiğim bir İngiliz, hani bu alanda çalışan, sinema, video alanında çalışan bir scholar'a, düşünüre, akademisyene ait. Evet, film deyince aklınıza ne geliyor? O çok geniş ve şey oldu. Ben böyle çok pıt diye filmin kendisini bekliyorum. Şöyle sorayım. Aklına Hollywood dışında gelenler ellerini kaldırsın. Siz salondan çıkabilirsiniz, marjinalsiniz. Uzun metraj dışında orta ya da kısa düşünen oldu mu? Siz de çıkın hocam. Hiç kimsenin aklına belgesel geldi mi? Film deyince çok büyük oranda akla Hollywood ve onun ulusal türevleri, varyantları, uzun metraj kurmaca sinema gelir ve çok etkilidir. Bozcaada Caz Festivali Üzü'nün sosyal etki ölçümü için adaya gidip yaptığımız 4 günlük çalışma içerisinde Bozcaada'yı turistik destinasyon haline getiren şeyin 2 tane Türk filmi olduğunu öğrendik. Zeki ve Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın yıllar sonra tekrar bir araya gelip son kez yaptıkları film Bozcaada'da geçiyor. O film gösterildikten sonra Bozcaada'ya ciddi şekilde turist akmaya başlamış. Kurmaca sinema çok güçlü. Ama o bir kurmaca, fantezi, fazlasıyla ideolojik ve o hikaye anlatır gerçekten. Yani ben o hikayeyi almam. O işte bana hikaye anlatma kısmı. İşin bir de kurmaca olmayan sinema kısmı var. Ben oradan geliyorum. Onun da çok fazla alt türü var. Oradaki hikaye gerçek kişilerin gerçek yaşamlarına, illa kişi olması gerekmez, herhangi varlıkların bu dünya üzerinde ki varoluşlarına, yaşamlarına dairdir.
Buradan hikayeyi kurarsınız. Sizler kurmaca olmayan hikaye anlatıcılarısınız. Bu büyük oranda belgesel adı altında şey yapılıyor. Belgesel aslında hani kurmacadan ayrılan temel tür alan ama onun altında dediğim gibi birçok alt tür var. Ve belgesel sadece film değil. Belgesel tanımı eğer literatürüne dönüp bakacak olursanız aslında ses belgeselleriyle başlıyor çoğunlukla. Radyo belgeselleri var. Sonra sinema geliyor. Sinema bayağı sonra geliyor yani aslında. Radyodan hani radyo tamam var da yani ses bir tür aslında derlenen hikayeler üzerinden giden hikaye anlatıcılığı, gerçekliğe dayanan, edebiyata da bulaşan sözlü belgesel, sesli belgeselden geliyor. Belgesel film deyince işte hani burada belki sorunuza şuradan cevap vermeye başlayabilirim. Michael Renoff diye bu alanın teorisyenlerinden biri vardır. Belgeseli Teorileştirmek adlı kitabında da belgesele 4 tane fonksiyon atar. Yani sizin içinde olduğunuz ve hani neyi nereden başlayabiliriz dediğiniz şey, neler yapmanız gerekli, aslında yerine getirmeniz gereken 4 işlev ne sorusuna sinema çalışmalarından cevap veriyorum. Hani disiplinler arası olursanız aslında halihazırda öbür tarafta yaklaşık 50 yıldır çözülmüş bir problemi soruyorsunuz bana. Cevabını 50 yıl önce verdi Renoff. Renoff'tan önce vardı da Renoff hani daha şey verdi. İlk önce kaydetmek, açığa çıkarmak ve onu doğru şekilde koruyup saklamak gerekiyor. İlk temel işlev bu. Yani siz bir sosyal etki ölçümü yapacaksanız ve bir değişim teoriniz varsa, bu değişim teorisini aslında nasıl kurguladığınızı sürekli kayıt altına almanız lazım. Zaten sürekli kayıt altına almaya başlarsanız bir veri toplama sürecine gireceksiniz. Ve hangi verileri nasıl toplamanız gerektiğini bir sinemacı başladığı fikri ürettiği andan itibaren doğrusal olmayan biçimde film üretim sürecinin tüm aşamalarını düşünür. Aslında siz de öyle yapıyorsunuz. Ama bizde bu pipeline o kadar net ki, o kadar adlandırılmış ve o kadar net konmuş durumda ki biz biliyoruz yani hangi aşamada ne olduğunu. Bir film fikri ortaya çıktığında İşin en sonu olan montajı da düşünüyorum ben. O yüzden de en baştan görsel işitsel veri plakası dediğim her film karesi için, onlar benim için görsel işitsel veri plakaları. Hangi tür veri plakaları toplamalıyım, ne tür bir rejimle toplamalıyım bunları? Nasıl kayıt altına almalıyım, nasıl saklamalıyım, nasıl ayrıştırmalıyım baştan karar veriyorum. Yoksa yüzlerce saat malzemeyle sonunda baş edemem. İlk işte bu. Yapmanız gereken ilk şey de bu. İkincisi, bunu neden yapıyor olduğunuzu bilmek. Belgesel sinemanın, belgesel filmin temel fonksiyonu ikna etmektir. Ve tanıtmak, desteklemek, teşvik etmek, hatta terfi ettirmektir. Promote sözcüğünün alternatif anlamlarını söyledim size. Promote sadece tanıtmak, sunmak değil. Aslında terfi ettirmek de gerçekten. Elinizdeki şeyi terfi ettirmeniz ve karşı tarafı teşvik etmeniz lazım. Ama bunların hepsini persuade, yani persuasion için, ikna için kullanırsınız. El titremem sinir sistemindeki bir paradokstan kaynaklanıyor ama heyecanlıyımdı. Yani çünkü bazı insanlar kaygılı gözlerle bakıyorlar. Herhangi bir sorun yok, merak etmeyin. 3 kere annemin zoruyla nöroloğa gittim. Üçüncü fonksiyon, analiz etmek ve sorgulamak. Ama buradaki sorgulama sözcüğünün aslında alternatif kelimelerine bakacak olursanız interrogate'den bahsediyorum. Öbürü analyze. Detaylı incelemek, nedenlerini, niteliğini araştırmak. Yani ürettiğiniz tüm bu, yani theory of change'iniz var ya, elinizde bir değişim teorisi var. Neyi neden yaptığınız, neden yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Peki bunun, buna dair toplayacağınız ve saklamaya başlayacağınız şeyleri detaylı ve nitelikli olarak nedenleriyle ve nitelikleriyle sorguladınız mı? Bu üçüncü fonksiyon. Dördüncü fonksiyon da to express diye geçiyor. Ama bu sözcüğü ben çok severim. Bu sözcük böyle geldiği köken açısından çok mümbit. İfade etmek, anlatmak, dışa vurmak. Ki bu dışa vurma ifadesini çok seviyorum. Şu yüzden işin artistik kısmından bahsetmiştim. Sanatçı dediğiniz kişi dert edindiği meseleyi
dışa vurmazsa çatlayıp ölecek varlıktır. O yüzden dışa vurmanız lazım. Bunu her şeyden önce kendiniz için yapmanız lazım. Beyan etmek, dile getirmek ve göstermek. Bunları yapmazsanız olmaz. Hani buradan başlayacaksınız. Yapmanız gerekenler bunlar. Bunları yaparken, şimdi biraz dağınık konuşacağım. Bunları yaparken şöyle bir meseleniz var. Karşınızda hani kime neyi nasıl anlatacağım meseleniz var ya. Orada bir pedagojik dayatma dediğimiz bizim. Ben bu dayatma sözcüğünü kullanınca biraz menfi anlaşılıyor. Öyle bir olumsuz anlamda kullanmıyorum. Olumlayarak kullanıyorum. Ve rahmetli Ulus Baker'in böyle ifadesine referansla kullanıyorum. O öyle derdi. Bazen anlatacağınız şey özellikle metodolojiler söz konusu olduğunda karşı tarafın bilgi havuzunda bulunmaz. Belleğinde karşılığı yoktur. Gidip geri çağıramaz. O zaman pedagojik olarak neyi nasıl anlaması gerektiğini anlatmanız lazım ilk önce. Biz oyun tasarlarken, web sitesi tasarlarken sizi sezgisel olarak buna yönlendirecek etkileşim ve deneyim tasarımları yapmaya çalışıyoruz. Aslında aradığınız şeyler benim çalıştığım tasarım alanında ve sinema alanında uzunca süredir çözülmüş, hazır bekleyen toolkitler. Benim bölümüm ve sinema alanı aslında uzun zamandır sizin arayıp durduğunuz bu becerileri barındırıyor. Biz beceri aktarımı yapıyoruz. Bunu bir entelektüel kapasiteyle aktarmak durumundayız. Çünkü entelektüel olmayan bir sinemacı ya da bir tasarımcıdan karşı tarafı dinleyip anlaması mümkün olmuyor. Yani ben sizin derdinizle dert sahibi oluyorum. Toparlıyorum. Bir bu var. Burada hani birkaç şey daha var. Bu konuda benim gerçekten şeyim hani böyle denizcilerin başvuru, Deniz Fener'in Berivan'dır. Berivan Eriş. Berivan bildiği şeyleri yeniden yineden tekrar tekrar anlatmaktan hiç vazgeçmez. Yeniden yineden yeniden yineden tekrar tekrar anlatmak zorundasınız. Yineden ama her gördüğünüz gruba yeniden düşünmek durumundasınız. Orta oyununda, Tülüat'ta, oyun çemberi içerisindeki Pişekar ve Kavuklu meclise göre oyunu yeniden düzenlerler her defasında. Hep aynı oyunu yineden oynarlar. Bunu aklınızda tutmanız lazım. Bir başka şey, siz çok diğer kam bir alansınız, altruistik bir alansınız. Bu diğer kamlığın hani ötekini anlayacağı ve kavrayacağı ve parçası olabileceği angajmanı unutmamanız lazım. Yani hep siz anlatacaksınız, o dinlerse bu iş olmaz. Siz anlatırken onu dinlemenin yolunu bulmak durumundasınız. Diğer kamlık bunu gerektiriyor. Bunlar bir belgeselcinin olmazsa olmaz nitelikleri. Ben size bir belgesel sinemacı anlatıyorum aslında. Hani bildiğim yerden konuşuyorum. Ve son olarak biz sinemada bu işi mecbur öğrendik. Disiplinler arası çalışmayı öğrenmek durumundasınız. Yani bizde gerçekten çok sıkı bir iş bölümü olmakla beraber geçişkendir alanlar. Ama birbirimizden çok şey öğrenerek ve yaratıcı katma değeri alarak yaparız. Ama en önemlisi sizin kaçırdığınız ve genellikle arıza yaratan şey, siz derken çok geniş bir kitleyi kastediyorum, işin sonunda bize gelmeniz. İşin başında bizimle başlamalısınız. Ki bizim metodolojilerimizden, hali hazırda üretilmiş ve bildiğimiz şeylerden ve sonunda hani üretilecek şeyde en büyük faydayı almaktan yararlanabilirim. Son sözüm de şu olsun. Bunu da iktisatçı bir arkadaşımdan öğrendim, satayım. Ben yüksek lisans tezimde utilitarian okuldan çok yararlandım ve Bentham'la Mills'i çok okudum. Kamu sağlığı üzerine şehir planlamanın hani yapılanması üzerine bir tez yazdım. Ama beni rahatsız eden bir şey vardı Bentham'dan ki hani Victorian dönemdeki o korkunç ahlaka giden hani tuğlaları döşüyorlardı beraberce. Sonra dediğim gibi iktisatçı arkadaşım Burçan Sakarya geçenlerde aslında temel kavramın utility değil, felicity olduğunu söyledi. Yani iktisat felicity'den utility'ye geçti. Yeniden felicity'ye geçse daha güzel bir dünya olur. Eğer bunu arıyorsanız belgesel sinema, şenlik, mutluluk ve felicity dolu bir alan bekleriz. Teşekkür ederim. Çok
Çok teşekkürler hocam. Aslında süremizi doldurduk ama salona dönüp baktığımda çok ilgiyle dinleyen yüzler görünce kesmek istemedim. Soruya vaktimiz kalmadı ama sorular olduğunu tahmin ediyorum. Son oturum olmasını kullanarak acaba biraz süremizi aşabilir miyiz diye bakıyorum sizlere. Onaylarsanız birkaç soru alacağız. Bir tane onaylayan gördüm ama pek veriye dayalı olmadı bu ama. Tamam. Evet, soru varsa birkaç tane soru alalım. Teşekkürler. Hocamın son söyledikleri aslında bir belgeselciyi anlatıyorum size dedi ama aslında proje yöneticisini, proje liderini anlattınız bize. Daha da genelleyelim, liderden bahsettiniz bize. Teşekkürler. Bir de sizleri dinlerken aklımdan hep şu geçti. John Doerr'in önemli olduğunu Ölç kitabında söylediği şey. You get what you measure diyor. Neyi ölçüyorsak onunla sonuçlanırız. Galiba bu önemliydi. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. İki soru daha alıp kapatalım isterseniz. Mikrofonu şu tarafta. Teşekkürler. Çok kısa bir soru soracağım. Kurumlar için verilerin hani kendi içlerinde değil de hani dışarıdan destek alarak ölçülmesi ve çözümlenmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladınız. Şunu sormak istiyorum. Örneğin ordu ya da bir takım devlet kurumları ya da büyük teknoloji şirketleri verilerini ticari sır olarak görüyorsa ya da verilerini paylaşmak olmak istemiyorsa acaba bu yüzden mi kendi içlerinde bu işi tamamlamak istiyor? Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da verilerini outsource ettiği zaman karşılıklı güven ortamı nasıl oluşacak? Öğrenmek istiyorum. Her kurum kendi verisini dış paydaşlarla paylaşmak durumunda değil. Bu bir tercih tabii ki. Çok büyük yapılar içerisinde bunu teknik olarak yapabilmek mümkün. Yani sizin verdiğiniz örnekler için düşünürsek çok büyük şirketler, kamu kurumları zaten bu teknolojik altyapıyı yatırımı yapabilecek, yürütebilecek potansiyele sahip. Buna rağmen halen daha bu kurumların kamulaştırdığı, anonimleştirdiği ve başkalarının çalışmasını açtığı durumlarda çok yaygın ve olmalı da. Çünkü aklın yolu herkeste bir değil. Herkes farklı yerlerden yaklaşıyor, farklı yerlerden tutuyor, farklı çıkarımlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla aslında anonimleştirilerek açılan veriden de çok farklı ve bilgi değer üretilebiliyor. Bu kurumları da destekliyor. Ama orada benim söylemek istediğim özellikle kendi içerisinde bunu yürütebilecek kaynaklara ve insan özellikle de bunu yürütebilecek insan kaynağına sahip olmayan yapılar bu konularda başkalarıyla işbirliği yapabilir, yapabilenlerden öğrenebilir. Biz kendi tecrübelerimizde şunu gördük, çok farklı sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştık. Bunların içerisinde veri yönetimi konusunda çok başarılı olanlar da vardı. Kendi tecrübelerini aktarmak konusunda hem işte yol haritasını hem insan kaynağının dönüşümünü son derece açıklar. Aynı şekilde bizler de yürüttüğümüz pek çok programda bu alanda kapasite geliştirmeye son derece açız. Üniversiteler, pek çok sivil oluşum, pek çok şirket pro bono olarak ya da çok düşük ücretlerle bunlara açık. Dolayısıyla kendi içinde bunu çözme yetkinliği ya da kapasitesi olmayan kurumlar için her zaman gidebilecek başka yerler var. Yani niyet olduktan sonra kendi içerisindeki involvement, katılım çok önemli. Sadece dışarıya bırakabilecek bir iş değil. Kurumun da dönüşmesi ve aktif paydaşı olması gerekli. Ama dış paydaşların da desteğiyle beraber kolektif olarak üretilebilir. Son bir soru vardı, onu da alıp bitirelim. Ben de son konuşmacı olarak hepinize teşekkür ederek başlayayım. Çok kısa şey soracağım. Yani görüyorum bütün sosyal girişimciler hemen sahaya çıkıp etki yaratmak istiyorlar. Bu çok güzel. Ben daha akademi tarafından bunun neden etkisi olduğunu, neden bazen olmadığını, altındaki faktörleri daha merak ediyorum. Ve aslında tekrar optimize edip bunu sürdürülebilir kılmak için de bu faktörleri analiz etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepiniz söylediğiniz veriyi en baştan düşünerek başlamak lazım diye. Buradaki genelde altın kural aslında bir farklı gruplar oluşturup bunları kıyaslamak olarak görülüyor. Yani bir kontrol grubu olmak, belki bir gruba farklı, başka bir gruba farklı bir etki yapmaya çalışmak. Burada belki en basit yöntem bir zaman varyansı yaratmak. Yani bir gruba belki biraz daha sonra başlamak, bir ay sonra başlamak ve kendi içinde bir kontrol grubu oluşturmak. Belki D&D Lab'dan ya da İnan Hocam siz başka ipuçları da verebilirsiniz sosyal girişimcilere. Bu konuda
en yaygın sıkıntılar ne bu kıyaslamada ve nasıl başa çıkılabilir? Şimdi farklı yani temel bilimler, istatistik, ekonometri tarafından bakarsanız ilk akla gelen şey kontrol grupları oluşturup farklı gruplarda ölçüp değişimi bir yere atfetmeye çalışmak. Ama sahada çalışırken bunu yapabilmek her zaman mümkün değil. Yani belirli ölçekteki yapılar, örneklerini dinledik, bunu yapabilenler de var. Ama bu çok 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 sınırlı bir sayıda yapılabilecek bir iş. Dolayısıyla aslında hani bu akademik yaklaşımla yaklaşıp aradaki farkı ben çok net bir şekilde istatistik olarak gösterdim. Bir de bunun nedenselliğini göstererek kendi yaptığım programları atfettim diyebilmek maalesef çok zor bir iş benim gördüğüm kadarıyla. Sahada yürütülürken ki buradaki aktörler çok daha fazlasını söyleyeceklerdir. Ama dediğiniz şey önemli. Yani bunu yapamıyor olsak bile yani bir bilimsel bir kontrol grubu üzerinden bir deney tasarımı üzerinden yapamıyor olsak bile farklı yerlerde veriyi toplayabiliyoruz. Kesitlerde toplayabiliyoruz. Zamana bağlı toplayabiliyoruz. Değişimi görebiliyoruz. Dolayısıyla doğru bir hikayeyi anlatabilmek. Yani burada bir etki görüyorum ama bunun ne kadarını kendime atfettiğimi şu anda bilmiyorum. Belki ileride bunu yapabileceğim. Ya da değişimin işte bazı faktörlerden ne kadar etkilendiğini bilmiyorum ama bunları da tartışabiliyorum. Kendi tartışmamın parçası haline getirebiliyorum. Sadece kendimi değil, yine bugünkü konuşmalarda dinledik. Alandaki kolektif gidişatı görebiliyorsam eğer, başkalarının ne yaptığını, nasıl etki ürettiğini ölçebiliyorsam, kendimi orada konumlandırarak bir kez daha etkime dair bir takım şeyler söylemiş olabiliyorum. Dolayısıyla bir veri bilimci olarak normalde ölçmeyi, sayısallaştırmayı çok net bir şekilde yapan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Aslında pek çok noktada biz etkimiz üzerine deliller ve hikayeler anlatıyoruz. Ve bunların inandırıcı olması için başkaları tarafından da kontrol edilebilen, denenebilen, okunabilen bir takım yöntemleri tartışıyoruz burada. Bunlar ikna edici olduğu ölçüde etkimizin belirli yönlerini göstermiş oluyoruz. Ama dediğim gibi fiziksel olarak ya da fiziksel deneylerde olduğu gibi ya da akademik çalışmalarda olduğu gibi bunu çok net bir şekilde ölçüp atfedebilmek bence mümkün değil. Çok uzatmadan belki dışarıda daha detaylı da konuşabiliriz. Sosyal etkiyi özellikle yani çevresel ve ekonomik etkiyi bir kenara bırakarak çünkü onlar çok daha nesnel metriklere dayanabiliyorsunuz orada. Fakat sosyal etkide karşımızdaki şey bir deneyde yani bir laboratuvarda test edebileceğimiz bir şey değil. Çok toplumsal bir yapı, çok organik, çok değişken, lokasyonuna, bağlamına, zamanına göre çok fazla değişebilen bir şey. Ondan dolayı orada işte hani bunu işte atıyorum ufak bir 100 kişilik bir grupta deneyelim. Daha sonra işte bütün ülke çapına yatalım. Bu umarım Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kimse yoktur. Sürekli pilot okul projeleri olurdu. Ama hani hala görüyoruz. İşte hala bir o mükemmel okula hala erişemedik ne yazık ki. Ondan dolayı hani böyle bir test grubunun özellikle toplumsal konularda çok çalışacağını ben düşünmüyorum. Ama öte yandan sorunun doğru ölçülmesi yani ciddi bir etmen. Yani soruyu doğru bir şekilde ölçebilir ve o theory of change konusunu yani değişim teorisini biz hangi soruna nasıl dokunmak istiyoruz ve nasıl bir çözüm sunmak istiyoruz'u doğru bir şekilde ölçebilirsek eğer daha sonrasında gelen süreci bir nebze olsun işte performans metrikleriyle, diğer indikatörlerle ölçüp en sonunda ya biz şu A noktasından B noktasına şöyle geldik ve arada yarattığımız değişim de şöyle oldu diyebiliriz. 30 saniye küçük bir şey ekleyebilir miyim? Çok hızlıca derken bitmeyecek. Çok hızlı söylüyorum. Mesela isim kullanmayacağım. Türkiye'nin çok bilinen, önde gelen bir Türk kuruluşunun sokak hayvanları ile ilgili yaptığı bir çalışma vardı. Öncesinde yapılmış bir etki şeyi vesaire yoktu. Bunun genel bilinirliğini sorsanız zaten otomatikman çok düşük çıkacak. Ne etki gördü deseniz, bunu belli dönem takip etseniz bile normalde benchmark alacağınız verilere göre çok düşük çıkacak. Ama yaptığımız sosyal mecradaki konuşma incelemelerinde bile çok minik de olsa o dönemde küçük bir zıplama gördük. Bu neyi gösteriyor? Şimdi dönüp tabii ki diğer yaptığımız iletişimlere göre nerede diye bakıyorlar ama sizin orada yarattığınız sosyal etkiyi gerçekten farklı çerçeveden ve gözden bakmanız gerekiyor. Hocam demiş şeydi hani biz veriyi alıp farklı yerlerden veriyi alıp bir hikaye yaratarak etkisini anlatmaya ve anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Onu değerlendirdiğiniz kontekst çok önemli. Bir örnek buydu yani orada çok minör bir şey var ama doğru hareket gibiydi. Buna devam etmek, bunun sürdürülebilirliği ve belki bunu 2-3 dönem daha devam ettirerek
o etkiyi dalga dalga büyütebiliyor musunuz acaba? Okyanustaki dalgaya dönüştürebiliyor musunuz? O zaman da bakmak belki kritik. İkincisi, diyeyim ne, uzatmayayım, ikinci örneğe girmeyeyim. Evet, 30 bunu, saniye dedim. Bunu çıkışa bırakalım. Tekrar çok teşekkürler. İki günlük zirve bize gösterdi ki aslında veriye dair de, sosyal etki ölçümü yönetimine dair de çok farklı yaklaşımlar ve araçlar var. Ama esas amacın kanıtlama değil, öğrenme, raporlama değil, değişimi yönetme olduğunu sıklıkla kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu çerçevede oturumu elimizdeki kaynaklar dahilinde yapabileceğimizi yapmak ve bir yerden başlamak çağrısıyla bitirelim. İnan Hoca'nın dediği gibi yola çıkalım diyelim. Çok teşekkürler tekrar sabrınız için.